psikolojiyle, psikiyatriyle ilgilenenlerin, genel anlamda bilimle haşir neşir olanların kaçamayacağı bir isimdir Sigmund Freud. Mutlaka bir yerde karşımıza çıkar. Ben de onunla ilgili belki en fazla videoyu, YouTube'a en fazla videoyu çekip yükleyen birisiyim. Birçok konuyla ilgili kitaplarından çıkarttığım notlardan sizlere derlemeler yaptım. Bir şeyler anlatmaya çalıştım. Ve son olarak düşündüm ki sizler için bir Freud okuma rehberi, daha doğrusu benim zevklerime göre, kişisel zevklerime göre bir sıralama oluşturayım. İçinizde mutlaka merak edenler, başlamak isteyenler vardır. Ha, önceki videolarımı izlemediyseniz öncelikle onları izlemenizi öneririm çünkü genel bir fikir, zaten bütün kitaplar hakkında genel bir fikir edinmek istiyorsanız ki hatta biraz detaylıca, ayrıntılı bir şekilde fikir edinmek istiyorsanız o videolar işinizi görecektir. Ama genel manada hangisini okuyayım ya da genel anlamda nereden başlamalıyım ne yapmalıyım sorusunun cevabını vermeye çalışacağım. Freud'un belki de en temel eseri bir kere daha söylüyorum bu benim kişisel kanaatim ve kişisel zevklerime göre hazırladım bu videoyu. Psikanaliz üzerine 5 konferans ve psikanalize toplu bakış. Genel fikirlerinin daha doğrusu psikanalizle ilgili bütün genel bilgilerin ne olduğuyla ilgili fikir edinebileceğimiz eseri bu eser. Temel eseri. Belki iki yılda, belki üç yılda bir okuyabilirsiniz. Yani benim vaktim çok dar. Bir kitap okumak istiyorum. Bu kitap. Burada detaylıca her şey verilmiş, anlatılmış. Yani onunla ilgili farklı farklı kitaplar arayışının içerisine girmeye gerek yok. Bu kitabı dediğim gibi yılda bir defa okuyun, iki senede bir defa okuyun, üç senede, üç senede bir defa okuyun mutlaka doyurucu olacaktır. İkinci kitabımız ise Rüyaların Yorumu. Zaten Freud deyince aklımıza ilk gelecek şey rüyalar olmalı. Neden? O zamana kadar yapılmamış bir şeyi rüyaların yorumunu bilimsel bir temele oturtmaya çalışmış. Kendisine gelen hastalarının rüyalarını analiz etmiş, bunları yorumlamış ve bu eserinde değerlemiş, toparlamış. Bu eserde yine olmazsa olmaz bir eseri ama dediğim gibi birinci eserden sonra geliyor. Günlük yaşamın psikopatolojisi. Bu eserde ise farkında olmadığımız hareketlerin, davranışların, sözlerin altında bir anlam arıyor Freud. İnsan diyor kendisinin söylediği değil de söylemediği yerdedir. Burada da örneklerle, hikayelerle bunu anlat. Çok fazla hikaye var, çok fazla örnek var. Bu anlamda güzel bir eser. Psikanaliz üzerine yeni araştırmalar ve bulgular önceki yaptıklarının, söylediklerinin bazı noktalarında işte düzeltmeler yapıyor. Daha doğrusu yeni şeyler öne sürmeye çalışıyor Freud. Bu da o anlamda bir kitap. Peki biz Freud'un hayatını merak ediyoruz, öğrenmek istiyoruz ve böyle güzel, kaliteli bir eser olsun ve aynı zamanda bir bilim adamının yazdığı bir kitap olsun diyorsanız da bu kitap tam sizin aradığınız eser. Görüntünün ortasındaki karanlık. Freud kitabı harikulade güzel bir eser, güzel bir kitap. Bunu okuyup bilgi edinebilirsiniz. Bu bilim adamının hayatındaki karanlık noktaları, bilinmeyenleri öğrenmiş olursunuz. Bu anlamda güzel hazırlanmış bir eser. Sanat ve edebiyat kitabı daha çok edebiyatla haşir neşir olanların, psikanalitik edebiyat kuramına ilgi duyanların faydalanabileceği bir eser. Biliyorsunuz Freud sadece hastalarıyla sınırlı kalmamış. Bazı edebiyatçıları da yazarları da analiz etmeye çalışmıştır ki bunların en başına ilk aklımıza gelen tabii ki Dostoyevski'dir. Dostoyevski ve ana baba kıyımı gibi makalelerin olduğu değerlendiği bir eser bu. Bu kitap da bu anlamda önemli ama ilmi ağırlığı fazladır. Yani bu kitabın belki sıkılabilirsiniz ilmi ağırlığı fazladır. Ve tabii Freud cinsellik üzerine kitabı da yine önemli psikanalizi anlamak için. Bu eserler içerisinde herkese hitap edebilen, sadece bilim çevresine değil, bütün insanlara, daha doğrusu genel okuyucu kitlesine hitap edebilen kitap, en başta söylediğim psikanaliz üzerine 5 konferans ve psikanalize toplu bakış kitabıdır. Bu bilimsel böyle sıkıcı, işte insanı duraklatıcı bir eser değil, akıp giden bir sadelikte yazılmış güzel, anlamlı bir eser. Yani çok rahatlıkla alıp okuyabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim ile ilgili bu kadar artık burada bitiriyorum. İnşallah daha ilerleyen günlerde Jung ve Erik Fromm, Adler gibi isimlerle devam edeceğiz. Yani bu anlamda çünkü Türk edebiyatında da çünkü etkileri olmuş. İşte rüya diyoruz. Rüya deyince aklıma benim ilk gelen isim Ahmet Hamdi Tanpınar. Rüyaların yorumunu bilmeden ya da psikanalizi tam bilmeden Tanpınar'ı anlamak da tam mümkün değil. İşte şimdi günümüzde ne diyor insanlar bir eser alıp okudukları zaman, baktıkları zaman hiçbir şey anlamadım. Yani sen o eserin geri planını bilmeden anlamaman zaten normal, doğal. Çünkü o insanlar kaliteli yazarlar. Kaliteli yazarlar ne yapıyor? Bilimi de arkasına alıp edebiyatın içerisinde eritiyor. Tabi erittiği o malzeme yani çayın içerisindeki şeker gibi o şekerin e, ham maddesini gerisini de bileceğiz ki eseri tam manasıyla anlayabilmiş olalım. Bu anlamda Freud, Jung, Adler, Erik Fromm önemli kişilerdir. Temel noktaları inşallah temel böyle iskeletleriyle inşallah diğer bilim adamları da anlatmaya çalışacağım. İleride vaktim oldukça kanalıma abone olarak yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyerek çevrenizdeki insanlara ulaştırarak paylaşarak destek olursanız çok sevinirim. Çünkü böyle kaliteli insanların ön plana çıkarıldığı videolar, çalışmalar maalesef çok rağbet görmüyor ülkemizde. Bu anlamda destek olmanız benim için çok kıymetli. Kendinize çok iyi bakın. Kitapla kalın. Hoşçakalın.